Metropol ve DEGİAK işbirliğinde yürütülen DEGİAK Konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben Cahide Fenli Akman, DEGİAK 14. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi, İş ve Genel Projeler Komisyonu Başkanı, Basın ve İlişkiler Komisyonu Üyesiyim. Konuğumuz DEGİAK Üyesi, ELSA Bilişim'in ortağı, şirket ortağı Mert Ece. Hoş geldin Mert'ciğim. Hoş bulduk Cahide. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkür ederiz. İyiyiz biz de. Bu arada gerçekten çok yoğun bir tempon olduğunu biliyorum. Çünkü sana gerçekten telefonla bile ulaşmak çok zor. Ama bu süreçte seyahat halindesin ve yoğun tempodasın ve bize bu program için vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim bu davet için. Her zaman biliyorsun sohbet etmek öyle keyifli konularda benim için güzeldir. O yüzden ben teşekkür ederim. Evet, öncelikle Mert'ciğim, Denizli genç iş insanlarına DEGİAK üyesi olarak kendini biraz anlatır mısın? Yani Mert Ece kimdir? Hı hı. Şirket ortağısın, hani ne zaman kuruldu, kim tarafından kuruldu? Yani kısaca biraz şirketin ve kendinden bahseder misin bize? Tabii ki. Mert Ece kimdir? Kısaca anlatmak gerekirse, bilgisayar mühendisinden mezun olup 4 sene özel sektörde, yine teknoloji bilişim alanında bir özel şirkette çalışıp ondan sonra zaten hep hedefi olan, kendi şirketini yine teknoloji ve bilişim alanında kuran bir girişimci olarak kısaca tanıtabiliriz. Yaklaşık 6 sene kendi şirketimde çalışıp hedeflerime ulaşmaya çalışırken yine iş vasıtası tanıştığım şu anki iki ortağımla birlikte 2016 yılında ELSA Bilişim şirketini kurduk. Kendileri de yine uzun süreden, benden çok daha uzun süreden beri sektörde olan, yine bu sektörde ve kendi alanlarında gayet iyi olan İki arkadaşım. Biz ELSA Bilişim'i kurarken aslında hepimizin kendi sektörüne, kendi alanlarına iyi olmamıza rağmen biraz da 1-1-1-3 değil de 5-6 nasıl yaparız? Nasıl bazı şeyleri farklı yaparız? Teknoloji bilişim biliyorsunuz çok uzun süreden beri, evet, artık çok gündemde ve artık herkesin hayatında. Aynen. Ama biz bazı şeyleri nasıl farklı yaparız diye bir araya gelen yine bir girişimcileriz. Bugünkü aslında konuşacağımız iki konudan da aslında neler yapabiliriz? Bunları nasıl farklı hale getirebiliriz diye yapmak için bir araya gelip 2006 yılında bu şirketi kurduk ve ondan beridir de birlikte çalışıyoruz. Aslında yaptığın iş kurumsal sistem entegrasyonu, işte blockchain ya da yazılımsal sorunların çözülmesi, siber güvenlik. Tam da bir dijital dünya. Aslında bizim de tam bu süreçte, pandemi sürecinde yaşadığımız bu günlerde ihtiyacımız olan hizmetler bu. Doğru değil mi? Aynen. Gerçekten pandemiyle birlikte hayat biraz daha farklı hale geldi. Tabii ki keşke olmasaydı daha iyi olurdu ama hani dijitalizasyonun, dijital dünyanın veya adını ne derseniz deyin ne kadar önemli oluyor, hayatımız aslında ne kadar olduğunu farklı bir şekilde görüyoruz. Çünkü artık nerede olduğunuzun hiçbir önemi olmadan veriye erişme ihtiyacı %100 zorunlu oldu. İşte evden çalışıyoruz. Bir şey erişmek için artık bir yere gitmek zorunda kalmıyoruz veya gidemiyoruz. Tabii bu bir yandan iyi, bir yandan kötü. Ama doğru kullanıldığı zaman gerçekten aslında teknolojinin ne kadar faydalı olduğunu gösteriyoruz. Ama bir yandan da tabii bir verilere her yerden erişebilmek, biraz sonra da konuşacağımız güvenlik ve bir takım tehditleri de ortaya getiriyor. O yüzden her şeyin iyi yanı olduğu gibi bunun da tabii bazı kötü yanları var ama gün sonunda artık pandemiyle birlikte dijital dünya hani herkesin içinde olmak zorunda olduğu bir şey haline geldi. Ekonomiden sosyal hayata, eğitimden sağlığa, bildiğimiz tüm sistemlerin değiştiğini, dönüştüğünü canlı canlı gördük. Ve daha önce yapılamaz denen birçok şeyin mümkün olduğunu artık deneyimleyerek de yaşadık ve öğrendik. Mesela hastaneye gitmeden doktor muayenesinin online yapılacağını bize geçen sene bir yıl önce söyleseler kesinlikle inanmazdık. Yani bizim için çok uzak bir süreç gibi gelirdi. Ama artık bunlara şahit olabiliyoruz. Zaten okula gitmeden eğitim, yine online evde çalışma hayatı, bunları yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz anlaşılan. Bunu mecbur kılan aslında çok hızlı araçlara da sahip olduk. Bu aracın adı da dijitalleşme. Bu kadar hızlı dijitalleşme içerisine girmişken siber güvenlikten bahsetmeye başladık. Yani gerçekten büyük bir tehlike mi var? Yani gerçekten büyük bir tehlike var deyip tabii ki hani herkesi korkutmak çok doğru bir şey olmayacak ama özellikle pandemide dediğin gibi her yer, yani herhangi bir yerden her türlü veriye ulaşabilmek demek aslında bir yandan da işte adı gereği herkesin her verisine ulaşabilme tehlikesini doğuruyor gerçekten. Bu arada her zaman vardı. Yani siz evinizden dışarı çıktığınız zaman
nasıl bir potansiyel hırsızlık, bir araba kazası, hani şans veya kötü şans veya bilinçli bir kötülüğe maruz kalıyorsanız, herhangi bir veriniz, bu verinin ne olduğunu hiçbir önemi yok. Bir şirket veriniz olabilir, dijital kimlik veriniz olabilir. Bir verinizi dijital bir ortama koyduktan sonra ister istemez bir saldırıya maruz kalabiliyorsunuz. Yani bir istatistik verirsek, herhangi bir yapının online olma, yani verilerini dijital bir yere koyduktan sonra ortalama 2 dakika içerisinde bir saldırı alması bir istatistik. Önemli olan bu saldırılar sonucunda işte ne olacağı. Bu da saldırının yapıldığı yere göre, işte filmlerde izlediğiniz bir enerji şirketi olabilir, bir işte su arıtma tesisi olabilir. Burada bu saldırı yapanlar işte elektriği kesmekten bir veriyi çalmaya, almaya kadar farklı şeyler yapabiliyorlar. İşte burada verinizi alabiliyorlar, şifreleyebiliyorlar, silebiliyorlar. Gün sonunda zarar verecek bir koz ellerine geçmiş oluyor. Bunun sonunda da tabii ki bir takım talepler oluyor. Bu genelde para oluyor. Veya işte filmlerde izlediğiniz farklı şeyler oluyor. Ama maalesef evet, böyle bir tehlike hayatımızda var ve pandemiyle birlikte teknoloji kullanma seviyesi arttıkça maalesef bunun tehlike potansiyeli de artıyor. Peki bu siber güvenlik %100 bizi korur mu? Yani koruyabilir mi? Vallahi yani dürüst olmak gerekirse hiçbir şey %100 korunamaz. Yani hiçbir kasa içindekini %100 koruyamayacağı gibi siber güvenlikte de %100 koruma diye bir şey yok. Bir kere insan faktörü var. Ama bu demek değildir ki hani ne yapacağız gibi bir paniğe yine kapılmaya gerek yok. Bunun bir takım standartları var. Dünya çapında genel kabul edilmiş işte BSI, ISO sertifikaları, bir takım politikaları var. Tabii ki bunları yapmak önemli. Biz de hani bir siber güvenlik şirketi olarak, aynı zamanda Ar-Ge şirketi olarak işte kendi yerli milli çözümler ürünlerimizle firmalara bunları nasıl yapabileceklerini, nasıl bu %100 olmasa bile %90'ın üzerine 95-96 korumaya nasıl gelebileceklerini göstermek için çalışıyoruz. Hani %100 koruma yok diye hiçbir şey yapmamak doğru değil kesinlikle. O yüzden elinden geldiği kadar firmalar buna önem verip, özellikle bu dünyada, yani bu dijital dünyanın çok kullandığı bir dönemde buna önem vermeleri gerekiyor. Peki bu güvenlik konseptinin oluşturulması uzun süren bir şey mi? Ya da küçük büyük firmalar için fark ediyor mu bu konseptin oluşturulması? Yani tabii ki fark ediyor. Örnek vermek gerekirse, bir firmada yaptığımız bir çalışmada bir takım testlerle başlıyoruz. Buna zafiyet tarama ve sızma test ediyoruz. Aslında özetle hani bir eve kaç yerden girilebilirin dijital dünyadaki versiyonu oluyor. Bu bizim kendi ürün ve çalışmalarımızla firmalara çalışma yapıyoruz. Bunun sonucunda bir rapor çıkıyor. Bir firmada 51 bulguyla başladık. Bu arada hani bu 51 çok az, bunun bir önemi yok. Bunları çözmeye başladık firmayla birlikte. Çok da iyi gidiyorduk ama öyle bir yere geldik ki, bir yerden sonra artık bulguları çözebilmek demek mimariyi değiştirmek demekti. Çünkü hani firmanın yapısı buna müsait değildi. Dolayısıyla biz oturduk firmayla tekrar mimariyi başlayalım. Yani bu şöyle düşünün, hani ev yapılmış ama 5 giriş yerine 15 giriş yapılmış. Şimdi 3 girişi kapattınız, diğerini kapatmak için işte yıkılması gerekiyor gibi. Şimdi bu örneği şu yüzden verdim. Hani soruya dönersek, bazı firmalarda 1 yıl sürebilecek bir uzun durum. Sürebilecek. Bazı firmalarda 2 gün, 1 hafta, 2 ay. Ama şunu unutmamak lazım, bu her zaman bir süreç. Yani masanız düzenlersiniz. Ama 2 gün sonra masa bir daha bozulur. Siber güvenlik veya güvenlik açıkları bir şirket için budur. Çünkü şirket yaşayan bir şey. Dolayısıyla siz o masayı kullandığınız sürece o masa bozulacaktır ve periyodik zaman, hani ya da evinize bir temizlikçi almak gibi, temizleyip bu güvenlik açıklarını takip edip bu testleri yaptırıp düzeltmeniz gerekiyor. Peki müşterilerin arasında farklı sektörde olanlar da vardır mutlaka. Bu her sektör için farklı şablon kullanıldığını düşünüyorum. Doğrudur herhalde. Yani ben öncesinde tek bir şablonla bunun yapılabileceği inancındaydım ama anlattığın kadarıyla her bir sektörde farklı bir şablonla güvenlik konseptini oluşturuyorsunuz. Yani aslında evet, biraz da hayır. Yani yine ev örneğinden vereyim. Özellikle benzetme yapıyorum kendi. Çünkü bu aslında teknik gibi görünen bir şey ama konseptler teknik değil. Sonuçta bir evin çok farklı çeşitli kapısı olabilir. Tek anahtarlı kapı, 10 anahtarlı kapı, ahşap, çelik kapı. Dolayısıyla bu da böyledir. O kapı olmak zorunda. Hani olmazsa olmaz bir kapınız olmalı. O kapıyı kilitlemelisiniz ama o kapının şekli, tipi, kaç kilit olacağı, tamamen içinde neyi koruduğunuza ve içine kimin girip kimin girmesini istemediğinize göre değişir. Dolayısıyla tek bir şablon var mı? Temel anlamda evet. Bir takım yine bahsettiğim gibi genel geçer kabul görmüş politikalar, kanunlar, kurallar var ama ondan sonrası işte kapıya kaç kilit koyacağınız artık sizin o verinizi ne kadar güven tutmanızla
değişen bir şey. Peki bir şey soracağım. Bilgisayar korsanları diye bir şey duyuyoruz. Yani gerçekten böyle bir şey de var. Mesela A bankası B bankasına hani saldırı için bir korsan tutuyor mudur sence? Hani bu kadar basit mi yani bu dünya? Vallahi hem evet hem hayır. Mutlaka tutuluyordur ama tabii yani daha çok filmlerde izliyoruz. Bunlar çok kolay kolay artık olmuyor. Yani dijital dünya geliştikçe tabii ki güvenlik önlemleri bizim gibi her ülkede ve her yerdeki firmalarda arttığı için ve en önemlisi de farkındalık arttığı için tabii ki bu kadar kolay olmuyor ama nasıl kolay olabilir onu bir örneğini göstereyim. Mesela özellikle büyük kurumsal firmalarda güvenlik aslında çok yüksek seviyede olabiliyor. En basitinden birçok firmanın yapmadığı ama şirket çalışanlarının kullandığı cep telefonları normalde aslında kendi cep telefonları ama belli firmalar bunu şirket üzerinden sağlayıp bu cep telefonlarını bunun üzerine de güvenlik yazılımları kuruyorlar. Baktığın zaman çok güvenli oluyor ve şirket çalışanı o telefonu kullanarak bir şey yapamıyor ama bu güvenlik, yani pozitif anlamda güvenlik sayabileceğimiz şey aynı zamanda bu kişi bunu unuttuğu zaman bir yerde, bunu bulan biri bunu kötü niyetli bir siber suçluya verdiği zaman aynı şekilde de şirkete çok basit bir şekilde girilebilecek bir geçit oluyor. Ve o geçidi geçip şirket ağına girdikten sonra da maalesef birçok şey çok basit oluyor. İşte şifreleriniz çalınabilir, yine verileriniz şifrelenebilir, çalınabilir veya silinebilir. Dolayısıyla çok ince bir çizgi. Hani bu biraz tırmandığınız dağ gibi düşünün. Tırmanana kadar çok zor ama orayı geçtikten sonra birçok şey maalesef çok kolay oluyor. Yani siber güvenlik niye %100 değil? Aslında burada bizim bugün konusu değil ama sistem entegrasyonu tarafında yaptığınız diğer işe de biz hep atıfta bulunuyoruz firmalara gittiğimizde. Yedekleme kavramı çok önemli çünkü hiçbir şey %100 koruyamazsınız ama en azından dijital dünyada bu verilerinizin bir yedeği de bir yerde varsa ki bu da bir bilişim konusu. Orayı kaybetseniz bile en azından öbür taraftan devam etme opsiyonu. O yüzden bazen gerçekten maalesef çok basit olabiliyor. Peki bir şey soracağım. Bu server mı, bulut sistemi mi? Hani bu konuda ne düşünüyorsun? Hani server olması gerekir mi her işletmenin? Yoksa bu bulut sistemiyle çözülebilir mi? Ya bunu emin olun konuşmamız başka bir seansa kadar olabilir. Çünkü bu bambaşka bir konsept. Hani bizim müşterilerde de çok sık karşılaştığımız bulut mu? Yerinde sunucu mu? Bu ikisi de olabilir. Hani şablon var mı yok mu diye konuşmuştuk ya Cahit. Aslında bu bununla aynı cevap. Yerinde de sunucu sistem olabilir, bulut da olabilir, hibrit de olabilir. O yüzden bunun direkt bir cevabı yok. Ama veriler bir yerde olmalı. Verilerin olduğu yerin güvenliği, verinin olduğu yerin sahibine göre sağlanmalı. Önemli olan bu. Yoksa verinin nerede olduğunun aslında önemi yok. Evet. Evet, şimdi blockchain, kripto para, ne bileyim işte Bitcoin, bu kavramlar artık günlük hayatımıza girmeye başladı ve nedense hepsi bir arada girmeye başladı. Üç kavramı birlikte kullanıyoruz. Bunların arasındaki fark nedir? Gerçekten hani işin çok senin ilgi alanın ve aynı zamanda işin. Bunu bize basitçe bir açıklayabilir misin? Yani nedir? Neden bu kavramları arka arkaya konuşmaya başladık? Tabii ki. Aslında ben şöyle başlayayım. Blockchain yani blok zincir dediğimiz bir teknoloji. Çok basit, temel anlamıyla bir teknoloji. Bitcoin ve bunun gibi kripto paralar da aslında bu teknoloji üzerine gelişmiş bir uygulama. Yani aslında ikisi farklı şeyler. Ama tabii ki birbirine bağımlı ve bir teknolojiden gelişmiş bir uygulama olduğu için sürekli aynı yerde ve aynı şekilde anılıyorlar. Aslında bu çok uzun süreden beri hayatımızda var. Yani Bitcoin ilk kripto para 2009 yılı ama blok zincir teknolojisi bundan birkaç yıl önce ortaya çıkmış bir şey. Şimdi burada ben yine benzetme kullanacağım. Mümkün olduğu kadar teknik terim kullanmadan. Blok zincir teknolojisi dediğimiz şeyi örnek verirken bir mahalle maçı düşünün. Yani mahalle maçı dememin sebebi belki şu anda artık bu kadar çok yapılmıyor ama bizim zamanımızda oynarken o maçta oynayan kişilerin de oyuncuların da bir uç noktası yani node dediğimiz bir şey olduğunu düşünelim. Şimdi burada bir faul daha doğrusu bir pozisyon olduğu zaman bu pozisyonun faul olup olmadığını biliyorsunuz. Şu anki maçlardaki yani Süper Lig ve Resmi Lig'deki maçlardaki hakem gibi biri karar vermez. Yani bir merkezi otorite yok. Bu uç dediğimiz yani her oyuncu işte bizim çocukluğumuzdaki çocukların hepsi buna bir söz hakkı vardır. Söz sahibi olur ve bir konsensusla yani ortak bir kararla bu kararın. İşte blok zincir dediğimiz teknolojinin yapısı buna benziyor. Her blockchain'i kullanan, her o maçta oynayan oyuncular
birer uç nokta. Ve hepsinin bir söz hakkı var ve ortak bir kararla o pozisyon faul mü değil mi karar veriliyor. Yani bir hakem yok. Otorite daha, yok. Aynen. Daha doğrusu hakem herkes. Bu böyle bir teknoloji ve böyle bir yapı. Devam edersek mesela skoru herkes biliyor. Yani bir maç 2-0 iken birinin çıkıp da ya hayır maç 2-0 değil 5-0 deme veya tam tersi 2-2 deme de olasılığı yok. Olasılığı var ama kabul edilme olasılığı yok. Niye? Çünkü orada atıyorum 10 kişi oynuyorsa 9 kişi skorun 2-0 olduğunu biliyor. Yani bir şeffaflık var. Evet. Ve bu şeffaflık da değişebilen, bozulabilecek bir şey değil. Nasıl bozulur? Oradaki 10 kişinin tamamen bunu kabul etmesiyle. Ama düşünün ki blok zincir veya bu teknolojiler milyarlar, milyonlar tarafından kullanılıyor. Siz bunun bir tanesini değiştirebilirsiniz ama hepsini değiştiremezsiniz. Şimdi bunun günümüzle veya hani bize ne faydası var, ne alakası var dersek işte bu teknolojinin üzerine bir parasal değer, bir kimlik bilgisi, bir fikri sanat eseri veya bir menkul kıymet koyduğunuz zaman dijital ortamda işte bu değiştirilemezlik, güvenlik, şeffaflık gibi özellikleri birleştirdiğiniz zaman çok farklı uygulamalar ortaya çıkabiliyor. Hani bunun çok fazla örneği var ama en kısa en kritik gündemde olan iki tanesi merkeziyetsiz finans ve dijital sanat diye kullanımı artan iki örneği verebilirim. Dijital sanat dediğimiz şey aslında bizim bildiğimiz bir Mona Lisa gibi bir sanat eserini düşünün. Bunun sahtesinin yapılması, işte güvenliğinin sağlanması çok zor. Sahtesinin yapılabilme ihtimali var, güvenliğini sağlamak çok zor. Çünkü bu bir fiziksel bir şey ama dijital ortamda blok zincir teknolojisiyle biraz önce bahsettiğim sebeplerden dolayı bunun sahtesini yapmak, bunun aidiyetinin sahtesini yapmak çok zor. Dolayısıyla hani bu hayatımıza giren, anlaması kolay değil gibi gözüken ama biraz araştırıp baktıkça çok da zor değil. Çok evet. Zor olmayan bir şey ama tabii evet. Ki somut olmadığı için farklı bir yapı komplike gibi geliyor. Evet yani çünkü biz biraz dokunsal ve tutmaya aynen. Alışırız. Dolayısıyla hani blok zincir böyle bir şey. Kripto paraları da çok hızlı bahsedersek aslında kripto paralar da belli bir matematiksel şifrelemeyle bir verinin şifrelenip bir yerde tutulması diyebiliriz. Bunun içine parasal bir bilgi yüklediğiniz zaman bu kripto para oluyor. Diyebilirsin ki hani parasal neye göre kime göre o da çok basit. Hani biz bir şeyin değerini nasıl anlarız? Ona bir topluluğun verdiği değer. Yani gün sonunda altın niye değerli? Çünkü biz değerli olarak saymışız. Dolayısıyla kripto para da blok zincir teknolojisi üzerinde bir bilginin şifrelenmiş bir şekilde saklandığı bir yapı, bir yazılım, bir teknoloji. Bu içine parasal değer kabul edilen bir bilgi koyduğumuz için biz buna kripto para diyoruz. Bitcoin niye şu anda popüler? 2009 yılında ilk ortaya çıktı, kullanılmaya başlandı. Bugün baktığınız zaman birileri buna bir değer veriyor ve bu da bizim için önemli hale geliyor. Ama aslında bir kayıt tutma, şeffaf, birilerinin kolay kolay değiştirmediği bir teknoloji. Bununla ilgili çok fazla teori var. Hani ona çok girmek doğru değil. Çünkü herkesin farklı bakış açısına göre başka her sorduğunuz kişi buna farklı cevap verebilir. Ben işin biraz daha hani teknolojik yapısını anlatmaya çalışıyorum. Yoksa hani Bitcoin önemlidir, değildir. Hani tabii. Ben öyle bir şey diyemem. Bunu kimse söyleyemez tabii ama ki. Gün sonunda bu farklı, değişik, yeni bir teknoloji ve bunun üzerine de işte çok farklı şeyler kullanmaya başlıyor ve devam da edecek. Hani şunu da söyleyebilirim. Siber güvenlik nasıl hiçbir zaman hayatımızdan çıkmayacaksa artık blok zincir ve bu teknolojileri de kolay kolay hayatımızdan çıkmayacak. Çıkaramayacağız. Artık aynen. Hayatımızın içinde yer alıyorlar. Peki son sorudan önce şunu sormak istiyorum. Bu Laszlo Henyecz 2010 yılında gerçekten 10 bin Bitcoin ile pizza aldı mı? Aldı ama bir tane değil iki tane pizza aldı. Evet, onu yani bir tane pizza aldım diye soruyorlar. Almış yani aldı tabii ben orada değildim ama hani yani ben takip ettim almış. Geçen sene bir makalesini okudum 22 Mayıs 2010'da almış hatta. 2009 gibi bu işte Bitcoin dediğimiz şey internette ortaya çıkmıştı. Hani pişman mısınız diye bir soru sormuş. O da çok güzel cevap vermiş. Tabii ki ne diyecek yani pişmanım kimse demez orada. Bunu da tabii kimse öngöremezdi. Tabii ki pişman değilim. O zaman konjonktürüne göre ben bunu aldım ama orada çok önemli bir şey söyledi. Hani bunu almamın sebebi bunun kullanılmasını istememdi. Kendisi bir geliştirici, yazılım geliştirici. Çok hani güzel. Ona inanarak bunun kullanılmasını sağlamak için böyle bir şey yapmış. İşte bu çok önemli bence. Hani biraz önce dedik ki bir şey niye değerli? İşte kullanıldığı ve değer biçildiği sürece değerli. O yüzden bence güzel bir şey ama mesela kimse şunu sormuyor. O pizzayı bilmiyorum nereden aldı ama aldığı firma o Bitcoin ne yaptı acaba? Tuttu mu tutmadı mı?
O var. Dolayısıyla evet, çünkü, almış gerçekten. Çünkü o zaman 41 dolar değerindeki evet. 10 bin bitcoin şu an artık 520 milyon, milyon dolar, dolar evet. değerinde. Şaka gibi ama gerçek. Ama aynen gerçek öyle. Evet. Peki son sorumuz. Degiat üyesisin. Degiat'la ilgili neler düşünüyorsun? Ya da kendi sektörünle de ilgili olabilir. Degiat'la da ilgili olabilir. Söylemek istediğin bir şeyler varsa tabii ki. Onları da dinleyelim. Ben bu dönemle birlikte de açıkçası Degiat'a dahil oldum. Ondan önce de yine buradaydım ama bu dönemle birlikte en azından tabii ki algıda seçicilik mutlaka vardır ama yani aktivitelerin çok arttığını çok net bir şekilde görebiliyorum. Gerek sosyal mecralara gerek etrafta yani bu böyle bir söyleşiyle bu da örnek zaten. Gerçekten çok güzel ve farkındalık yaratan işler yapıyor, yapıyoruz. Yani bunu birlikte yapıyoruz. Ben de hani aktif olarak üyesi olmaya çalışıyorum veya aktivitelere katılmaya çalışıyorum. Yani bu tarz STK'lar bence çok önemli. Farkındalığı yaratmak sadece üyelerine değil aslında bulundukları yerdeki işte şehirdeki kişilere de yaşayanlara da hani gündemi, geleceğin gittiği yeri, işte her türlü sektördeki biliyorum farklı sektörlerden evet. üyelerimiz var. Bunu anlatmak için bence çok önemli yapılar. Sizler de bunun için uğraşıyorsunuz. Bunun için de tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz de elimizden geldiği kadar buna bir katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Hani ne kadar bir farkındalık yaratırsak kendi bildiğimiz veya çalıştığımız konuda etrafımızdakilere bizim için de o kadar mutluluk verici bir şey oluyor. Katıldığın için gerçekten çok teşekkür ederim. Çok da güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim davet. Evet, Denizli Metropol ve Degiat işbirliğiyle yürütülen Degiat Konuşuyor programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mesela ben geçenlerde bu sıkıntı yok değil mi? Tamam. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti Mert'ciğim. Şimdi de... Bundan sonra ne diyorduk biz ya?